Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan Gezici. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Varrova. Varrova biliyorsunuz Türkiye için bir kere bir sorun. Türkiye'deki arıcıların hemen hemen hepsinde büyük bir sorun oluşturuyor. O yüzden bu konuya özellikle bugünlerde yani Kasım ayındayız. Özellikle Kasım ayında, Ekim ve Kasım ayında birçok arıcımız Varrova yüzünden kovanlarında bir sürü kayıp yaşadı. İşte bu kaybın sebebi nedir? Bu güzel bir konu. Sonuna kadar arkadaşlar izleyin. Güzel bir video olacak. Takipçi arkadaşlarım videolar gönderdiler. Sorular sordular. Ve bir özellikle bir arıcımız var. Arıcı arkadaşımız var. Görmüş olduğunuz arıcı arkadaşımız. Balkonunda iki kovan besliyor. Bu iki kovanla ilgili olarak bana daha önceden video atmıştı arkadaşlar. Ben de kendisine yardımcı olmak amacıyla önerilerde bulundum. Ve çok şaşırdım arkadaşlar. En son bana göndermiş olduğu şeyde, videoda ve fotoğraflarda çok şaşırdım. Ama bu bir gerçek. Yani bu hepimizin başına geliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Şimdi başlatacağım. Arkadaşım bana göndermiş olduğu videoyu başlatıyorum. Sorular var. Bunun bir tanesi şerbetliğin şekli bu şekilde doğru. Şerbetliğimiz böyle koyduk. Sonra araya stopor koyduk. Stoporumuzu koyduk böyle. Şu an arılarımız bu şekilde. Ve sabah biliyorsunuz güneş. Arkadaşlar videoyu gönderdiği tarih 13.09.2020. Yaklaşık arkadaşlar 2 ay olmuş. Bakın bu son çıta. Sonuçta arı yoğunluğu güzel. Sadece şu an mesela en zayıf peteğimiz bu. En zayıf peteğim diyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. 5 çıta arı. Bakın bu 5 çıta arının başına ne gelecek? Kaldırmak zor. Evet görüyor musunuz? Komple kapalı yavru arkadaşlar. Buradan buraya kadar. Şurada sır var, bal sırrı var. Buralarda günlük olabilir ama kapalı yavrusu bayağı çok arkadaşlar. İçerisinde bal, şerbet attıklarını görüyoruz. Aynı zamanda kurtçuklar da var. Hatta bakın alt tarafta çıtanın altında bir arı var. Bu tarafı görüyorsunuz komple kapalı yavru. Az bir yerlerde boşluk var. Oralarda larva olduğunu söylüyor zaten arkadaşımız. 5 tane köpeğimiz var. 3, 4, 5. Bu da diğer 3 numaralı dediğimiz. Buna da aynı şekilde şerbet. Kapalılar var. Kapalı gözler var arkadaşlar. Bakın buralarda da kapalı gözler var. Seyrek seyrek ama bayağı var yani. Evet, günlük yumurta yok, atmıyorlar diyor da. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar kapalı gözler. Bunlar kapalı gözler. Buralarda yanılmıyorsam şerbet, arılar şerbet atmış buraya. Yavru yok diyor. Şimdi şerbeti bol verirsek, yani fazlasından çok verirsek arkadaşlar zaten arı bal geliyor diye bu arının çıktığı yerlere şerbeti hemen döşüyor. O yüzden ana arıya yavru atma fırsatı vermiyor. Bu durum burada oluşmuş olabilir arkadaşlar. Ama çıtalar gayet güzel. Bu da son çıtamız. Ve son peteğimi de şimdi çıkartacağım. Sizi sürekli YouTube'da takip ediyoruz. Burada böyle bu şekilde. Böyle çıkacaklarımız var içerisinde. Evet bakın kapalı yavru. Bu son çıta arkadaşlar dip çıtası. Ve kapalı yavru. Büyük bir ihtimallerde buralarda larvalar, günlükler olabilir. Arka tarafında da kapalı yavru var. Bakın kapalı yavru komple görüyor musunuz? Bakın kapalı yavruyu. Çalışmalar tamam ya. Yani beş çıtanın... Hangi bir git olayı göremiyorum. Ha burası önemli bakın. Varrova görmediğini söylüyor arkadaşımız.
Yani herhangi bir bit görmüyorum diyor. İşte esas tehlike burada arkadaşlar. Arının üstüne, arının üzerine bakıp Varroa kovanda var mı yok mu bunu tespit edemezsiniz. Yani şu arılara bakarak abi kovanda Varroa yok sakın böyle düşünmeyin, bu yanlışı yapmayın. Evet bu da arkadaşlar ikinci 11. ayın ikisine yani 19 gün sonra aynı kovanın şimdi baktığımız kovanın ön tarafındaki fotoğrafını çekip bana attı arkadaşımız. Kendisi bana dedi ki abi dedi bu arılar dedi zehirlenmiş mi? Şimdi ben bunu inceledim yakınlaştırdım biraz. Bakın görüyor musunuz? Kanatsız, kanatsız hiç kanadı yok. Kanatsız, kanatsız, kanatsız. Şurada var kanatsız. Ben arkadaşımıza kanatsız arılar olduğunu söyledim ve Varroa ilaçlaması yapması gerektiğini kendisine söyledim arkadaşlar. Şimdi biraz önce demiştim ya arının üstüne bakarak da bu kovanda Varroa yoktur demeyin. Çünkü arının üstünde olmayabilir. İlaç kullanmışsınızdır. Arının üstünde olan Varroa dökülmüştür. Ama kapalı gözleri gördünüz. Dört çıta nereden baksanız kapalı göz var. Bu kapalı gözlerin içindeki varovaları biz göremeyiz. Bu çok önemli. Varovayı görmediğimiz için de ne yapıyoruz? Kovana ilaç vermiyoruz. Daha doğrusu varova yok deyip kovanı böyle biraz başıboş bırakıyor gibi bir şey oluyoruz. Bu hepimizin başına geliyor. Fark etmiyoruz çünkü. Ama o kapalı gözlerden çıkan yavruların içinde varova olduğu için bu durum meydana geldi. Kapalı gözlü yumurtaların içinde arkadaşlar Varroa olma ihtimali yüksek. Her zaman için. Evet bu görüntü arkadaşlar bana göndermiş olduğu ilk video. Bu çıta bu çıtayla uyumlu. Şimdi bize arkadaşımız en son gönderdiği videodaki çıtaları gösteriyor. Bir tane size atmıştık. Aynı çıta arkadaşlar. Aramızda aşırı bit vardı. Aynı çıta. Şu anda arılarımızın gayet az olduğunu görüyoruz. Bakın arılar azalmış. Neredeyse hiç arı yok. Bakın görüyor musunuz? Çürükler var şurada. Şuralarda çürükler var hep. Çıkamayan arılar var. Belki net gözükmüyordur ama size söylüyorum buradan hani görebilirsiniz. Anası falan var ama yine o bitlerden daha kurt. Hala arılarda kanatsız arı var arkadaşlar. Önce en azından şimdi biteklerimizde arılar daha da az. Bakın aradaki farka. Bu mevsimde olduğu için mi? Yoksa öldükleri için mi bilemiyoruz tabii ki. Şimdi bu mevsimde olduğu için mi diyor arı az diyor? Hayır arkadaşlar bunun mevsimle alakası yok arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz buraları kapalı yavruyla. Bu kapalı yavrulardan çıkan arılar Varroa'dan dolayı çalışamıyorlar ya, kanatsızlar ya, ne oluyor? Çıksalar bile bu şekilde dışarı atılıyor. Arılar tarafından dışarıya atılıyor. Yani popülasyon bir anda yarıya düşüyor. Zaten tarlacı arılardan da ölenler oluyor. Bir de kapalı gözlerden çıkan arılar işe yaramazlar olduğu için bu kadar şöyle 3-5 tane diyelim böyle arı kalıyor. Ve bunların içinde de kanatsız yavrular var. Şimdi ana arı böyle durumlarda ne yapıyor arkadaşlar? Yavruyu azaltıyor. Çünkü kendisini besleyecek yeni çıkmış arılar azaldığı için, besini azaldığı için yumurtayı da az atıyor. Ve kovan çıta üstünde arkadaşlar arı azsa ona göre az atıyor yavruyu ana arı. O yüzden de sürekli olarak kovan popülasyonu düşüyor. Bakın hep yavru çürükleri, ya bu yavru çürüğü değil bu. Onu da söyleyeyim. Bakın bu yavru çürüğü değil. Bu Varroa'dan dolayı arıların çıkamaması ve orada ölmesi arkadaşlar. O gözlerde ölü halde arılar durdukça siyahlaşıyor, morarıyor. Ondan sonra çürümeye başlıyor. İşte o seviyeye geldiği zaman yavru çürüklü kovanı sarar. Ama siz bunu gördünüz diyelim. Fark ettiniz. İçinde çıkamayan arıları fark ettiğiniz andan itibaren müdahale ederseniz bu yavru çürüklü değildir. Bu sadece varır olan dolayı sıkıntıdır. Yavru çürüklüğü bunun ilerlemiş hali. Eğer kovanıza müdahale etmezseniz o
Gözlerdeki arılar çürüyecek. İşte o zaman yavru çürüklüğü başlayacak. Koku artar. Kovada da koku çıkar zaten. Bakın kapalı gözler. Bak hiçbir şey kalmamış. Şuralar hep çürük. Bakın çıtır üzerinde neredeyse bir avuç desen var yok yani. Evet 5 çıtalı kovalarımızın geldiği halleri görün yani. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bana bu videoyu gönderdi ve paylaşabilirsin dedi. Evet bakın. Şu an aldığımız teklere bakıyorum. Şimdi arkadaş beni aradı, videoyu gönderdi. Ben de kendisine şu tavsiyeyi verdim. Bütün çıtaları içinden al, yerine bir tane kabarmış petek koy dedi. Şimdi arkadaşımız o çıtaları almış ve şimdi kapalı gözlerin içine bakıyor. Ben kendisine söylemiştim. Bak dedim, çıtalar üstünde kapalı gözler olabilir. Ama o kapalı gözlerin içinde varroa olma ihtimali %99. Hem de bir tane değil yani. Kapalı gözün içinde nereden baksanız 3-5 tane varroa olur. Çünkü bayağı bir yayılmış. Yani bu kapalı gözlerden arı çıkacak diye beklemek çok yanlış olur. Bunu teyit için de arkadaşımız gözleri açmaya başladı. Geziyor arkadaşlar. İki tane. Kapalı yumurtadan. Arı çıkacak ama var öyle bir tane çıkıyor. Bakın. Tekrar bakın. Almış olduğun arılardan kapalı çocuklardan hepsinde var arı çıkıyor. Bakın geziyor. Nasıl geziyor? İki tane var yine. Arkadaşımız ne diyor? Bütün gözlerden varroa çıkıyor diyor. Üç mü oldu orada? Evet. Bak 1, 2, 3. Yanılmıyorsam 3 tane. Tekrar açıyorum. Topu arayı mahvediyor. Bakın geziyor arkadaşlar. Bakın taşın üstüne geldi. Bakın taşın üstünde. İşte bu. Evet gördünüz kapalı gözlerin hemen hemen hepsinde varroa var arkadaşlar. 1, 2, 3 tabi onları çıkarınca kurtlar altta da varroa vardır. Tabi sadece üsttekileri gördük. Şimdi arkadaşımıza vermiş olduğum öneriyi yapmaya başlıyor burada. Arı miktarı bakın bu kadar kaldı. Arkadaşımız çırptı. 5 çıtayı aldı. Arı miktarı bu kadar arkadaşlar. Ha işte bu kadar arı miktarı. Nereden baksanız 1 çıta. Sonra da inşallah bunları ayrı bir kovanda bakalım neler olacak mı? Şimdi ben dedim ki arkadaşımıza bu şu örülü çıta arkadaşlar. Örülü çıtayı bir taneyi koydum içine. Arılar bu arada buradaki arılar bu çıtanın üstüne çıktıktan sonra akşamleyin dedim duman ilacı ver dedim. Şimdi artık kışa giriyoruz. Yani öyle buharlaşmasını bekleyeceğimiz ilaç kullanmak iyi olmaz. Yani bir an önce bu arıların üstündeki varovaların ölmesi lazım. Çünkü bu arılar bu çıtaya bindiği zaman bu çıtayı alacak buradan. Yan tarafta ikinci kovanı var. O ikinci kovana takviye vermiş olacak arkadaşlar. Bir çıta bir çıtadır. Ama arkadaşlar eğer bir çıtayı burada bırakırsa arkadaşımız şimdi burada kapalı göz yok. Bakın burası da çok önemli. Yani ya da iki çıta dolanır tamam mı? Arımız iki çıtadır. Ve şu anda kış ayına girmek üzereyiz. Arkadaşımızın bulunduğu bölgede kış başladı. Ana arı bu boş çıtaya yumurtlayacak. Yani düşünün ki bu tarihte yumurtlamaya başladı. 21 gün sonra yumurtadan arı çıkacak. Ve ana arı ne kadar yumurta atacak yani? Avuç içi kadar mı atacak? Bilemiyoruz. Biraz daha fazla atabilir. Belki de az atacak. Yani bu kovan kışı çıkarmaz. En güzeli bu kovandaki arıları önce bir varroa ilacı yapacağız. Bundaki varroalar dökülecek. Ondan sonra buradaki arıyı diğer arıyla birleştireceğiz arkadaşlar.
En güzeli bu. Yani buradaki arıyı burada bırakıp değerlendirmeye kalkarsanız, anar buna yumurta atsa bile bir ay sonra yumurtadan çıkacak. 21 gün sonra işte içeride çalışacak. Bu arada ne gelecek? Aralık ayı gelecek. Artık kar gelecek. Yağmur gelecek. Hava soğuyacak. Bu arı nasıl kışı çıkaracak? Çıkaramaz. O yüzden ana arıya hani üzülüp de bırakalım demeyin. O zaman yanlış yapmış olursunuz. Ana arısını kesip atın ve arıyı diğer kovanla birleştirin arkadaşlar. Çünkü eğer birleştirmezseniz bu arılar da 15-20 gün sonra ölecektir. Hatta kovanı bile terk edebilir. Fakat üzülerek söylüyoruz ki kovanı tedavisine geç başladığımız için kovanımızın bir tanesini bu sene yolunca edeceğiz galiba. Evet, üzülüyoruz. Arkadaşlar, bu arkadaşımız sadece bir örnek arkadaşlar. Bu şekilde beni arayan, fotoğraf gönderen, mesaj çeken birçok arıcı var arkadaşlar. Ve hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama inşallah bu videoyu çoğu kişi izler. Ve Varroa'nın ne kadar kötü bir hastalık olduğunun farkına varır. Ve ilaçlamanızı ona göre yaparsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ruhsatlı ilaçlardan kullanın. Ama istiyorsanız organik ilaçlardan kullanabilirsiniz. Ama organik ilaçları yazın kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kışın o organik ilaçların buharlaşması gerektiği için içeride kovanda. Havalar soğuk olduğu için buharlaşmaz ve arıya, arının üstündeki varroa'ya etkisi olmaz arkadaşlar. O yüzden ruhsatlı, oksalit, formik ya da duman ya da başka bir şey ama arının üstündeki varroa'yı dökmesi gerekiyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşımız için üzüldüm. Bu şekilde arısını kaybeden birçok arıcımız var. Daha dikkatli olalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.